Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşılarınızdayız. Kasalardan icat çıkartmaya devam ediyoruz. Bu sefer hasıl üretimini kasalarla, öyle çok büyük paralar vermeden kasalarla nasıl üretiriz? 60-70 bin liralık yatırımlar yerine bedava, sıfır bir yatırımla nasıl 1 kiloluk yemimizi 7 kiloya, 8 kiloya çıkartabiliriz? Yani çok ciddi manada kâra nasıl geçebiliriz? Onun videosunu yayınlamış olacağım. Size ilham verecek bir videoyla karşınıza çıkalım. Hepinize iyi seyirler diyorum. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bu hasıl işlemi nasıl yapılıyor size onu anlatmak istiyorum. Birçok videoda zaten görüyorsunuz. Öncelikle lazım olan şöyle bir plastik kasa ve altına bu kasanın delik deşik olduğu için kasalar, plastik kasalar, altına arpalar, buğdaylar gitmesin diye bir bez parçası kesip kapatıyoruz. Biz bunu naylon yaparsanız daha iyi oluyor, yoksa kökler içine geçiyor arkadaşlarım. Evet, Ahmet abimiz bize yardımcı oluyor bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi. Elimizde arpa kalmadığı için buğday ekimi yapacak. Önce gördüğünüz kovanın içerisine Ahmet abimiz buğdayımızı boşaltıyor. Biz bunu normalde akşamları yaptığımız için sizlere biraz daha ışık kuvvetli olsun diye böyle bir görüntü olarak yaptık. Şimdi yapmamız gereken bu buğdayı 19 ile 30 derece arasında arkadaşlar bir suyla, yani şöyle 20-25 derece arasında bir suyla ıslatıyoruz. Şu görmüş olduğunuz üstteki, ne deniyor buna, fosalar, bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Su 20-25 derece olursa tıpkı yaz ayına geldiği gibi tohumun ne yapması sağlanıyor? Yaza geldiği, cemrenin düştüğü hatırlatılıyor ve artık harekete geçmesi, patlaması gerektiği işareti yollanıyor. Burada soğuk bir su kullanmamanızı tavsiye ediyoruz. Soğuk su kullansanız da sonuçta bir şey değişmez ama biraz daha geç gelişir tohumumuz. Bu su yaklaşık bu şekliyle arkadaşlar bir saat duracak. Bir saat sonra bu suyu alacağız ve yerine başka bir su koyacağız. Yani boşaltacağız, tekrar dolduracağız. 4 defa bunu yapacağız 5-6 saat içerisinde ve karanlık bir ortamda, işte gördüğünüz gibi, bekletmemiz gerekiyor. Biz bunu aradan bir saatimiz geçti. Ahmet abimiz gördüğünüz gibi kapağı aldı ve onu süzüyor. Üstündeki bu bütün kabuk parçaları, mantar parçaları, küfler, ne varsa hepsini süzüyoruz. Ve yeniden 20 derece, 25 derece ya da 19 ile 30 derece arasındaki bir suyla tekrar bu buğdaylarımızı ıslatacağız arkadaşlar. Bunu yaklaşık 4-5 defa yapacağız ve sonunda artık çok hızlandırılmış bir ilkbahar gibi buğdaylarımızı harekete geçireceğiz. Ahmet abimiz yine sıcak suyumuzu getirdi. Sıcaktan kastım yine dediğimiz gibi 19 derece ile 30 derece arasında bir su. Oda sıcaklığı diyelim. İşi hızlandırmak amaçlı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyumuz yine bir saati geçti ve boşaltmaya başladık. Bunu 4 defa yaptıktan sonra
tohumlarımızın içerisinde ekstra herhangi bir küf, buğday, küf veya onun gibi başka şeylerin olmasını istemiyoruz. Gelişmeyi engelleyecek her türlü pisliği, haşeratı ya da mantarı bu yolla ayıkladıktan sonra işlemimiz devam edecek. Şimdi Ahmet abimiz son hazırlığını yapıyor. Biz kendi icadımız özel tavalarla, büyük büyük paralar verilmiş tavalarla, büyük büyük raflarla, 60 milyar, 120 milyar gibi rakamlar söylenerek değil, hasıl deniyor arpanın, buğdayın çimlenmesine. Hasılı biz bu kasalarla yapmaya karar verdik. Kasalara, her bir kasa için, bu bizim ölçümüz arkadaşlar. Bu iki tanesi yaklaşık 1 kilo 200 gram civarı geliyor. Suyu gittiği anda da 1 kilo. Ahmet abimiz böyle bunu eşit bir şekilde tabana yaklaşık 1 santim olacak şekilde yayıyor. Gördüğünüz gibi. Normalde bu kadar uğraşmıyor. Şimdi kamera karşısındayız diye 1 saat buğdayı okşaya okşaya bir hal oldu. Ama normalde saniyesinde hop yayıyor, bitiriyor. Ve bu şekliyle saklıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hasılımız hazır. Kasamız yerine koyuyoruz. Ahmet abimiz aldı, yerine koyuyor. Bekleyeceği yer burası arkadaşlar. Buraya koyduğumuzda hasılı önemli olan noktalarından bir tanesi, bu hasılı çok fazla sarsmamak gerekiyor. Buraya koyduğumuz andan itibaren, bu saatten itibaren yaklaşık 2 gün boyunca karanlık bir ortama koymanız gerekiyor. Hasıllarımızı hareketlettiklerden sonra, böyle doldurduktan sonra kasaları arkadaşlar, hasıllara gece modu verebilmemiz için, gördüğünüz gibi sanki toprak altındaymış gibi üstlerini örtüyoruz ve karanlık bir ortamda yaklaşık 2 gün. Bunu 5 günde 5 defa bozuyoruz. 4 defa, 5 defa, 6 defa, eğer ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Bu bölümü gördüğünüz gibi böyle örtüyoruz. Buğdaylarımızın çimlenmesini bekliyoruz. Ve 2 gün sonra, günde 5 defa açıp nemlendirdikten sonra 2 gün sonra komple bu görmüş olduğunuz karartıyı kaldırıyoruz. Evet, 2 gün geçmiş durumda. Şimdi kaldırıyoruz. Ahmet abimiz 2 gün önce yapmış olduğumuz çimler arkadaşlar, buğdaylar bakın hep çimlenmişler. Gördüğünüz gibi. Şöyle baktığımızda alttan beyaz beyaz köklerin geldiğini görebiliyorsunuz. Bu da Ahmet abi, şunu bir şöyle tutup gösterebilirsek. Şerpini çıkar. Yok, yeterli böyle. Bakın her yerden filiz patlamış. Patlamış durumda. Önemli olan burada burada arkadaşlar bu kökler. Beyaz kökler ne kadar kalın, ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyi olacak. Çünkü değerli olan kısım kök kısmı. Biz bu kökü yetiştirmeye çalışıyoruz. Günler ilerledikçe bakalım nasıl bir gelişme var, göreceğiz. Evet arkadaşlar, günde en az 4 ya da 5 defa, eğer imkanınız varsa daha da fazla burada sulamayı yapıyorsunuz. Araç yıkama makinesiyle yapıyoruz biz. Ahmet abimiz yapıyor. Şu anda başladığı gibi.
Burada önemli olan şey, bu şu anda izlediğiniz 2 gün oldu arkadaşlar. 2 günde kökler salındı. Kökler salındığı için birbirine iyice sıkı sıkı tutunuyor tabi buğdaylar. İlk başlarda bunu hareket ettirmeden, buğdayı hiç yerinden hareket ettirmeden yapmanız gerekiyor. Bu nedenle biraz uzaktan yapmanız lazım. Örneğin işte örnek böyle, çok uzaktan yapıp suyu sadece buğu olarak vermeniz gerekiyor. Biz artık kökleşme olduğu için yakından yapabiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz 3 günlük arkadaşlar. 3 günlük. Bakın hasıllarımız 3 günlük. Şöyle baktığınızda 3 günlük hasıllar. Şurası 4 günlük hasıllar. Nasıl geliştiğine insan inanamıyor. Suyu çok seviyorlar, nemi çok seviyorlar arkadaşlar. Bakın 4 günlük bir hasıl. Şu anda 5 günlük hasılları görüyorsunuz. 5 günlük hasıl çok ciddi manada bir yapı oluşturuyor. Kök oluşturuyor. 6 günlük hasıldayız. Bakın 6 günlük hasıla bu, bakın. Yani işte bu kök, önemli olan buranın kalınlığı çok önemli. 6 günlük köklerimiz. Ve final 7 günlük şu şeye bir bakın. Bak, 10 santimin üstünde arkadaşlar bir kalınlık var. Köklerde üst ot, yani bir tür çekirdek gibi hayvan için çok önemli tabii ki. Yeşil ot, selüloz, ama önemli olan işte bu kök. Kökü böyle yapmış durumdayız Ahmet abimiz. Gördüğünüz gibi her gün günde 5 defa suluyor ve böyle bir eser çıkartmış durumda. Bedava hasıl üretim tesisine sahip olmuş durumdayız. Bedava, sizler de büyük paralar harcamadan böyle bir tesise sahip olabilirsiniz. Yani tesis deyince aklınıza hep böyle büyük paralar yatırılıyor gibi geliyor ama önemli olan burada nem ve ışık sistemini bir araya getirebilmek. İlk 2 gün kesinlikle karanlıkta tutuyoruz tohumları. Günde 5 defa ıslatıyoruz ve sonunda da gördüğünüz gibi bu sonucu alıyoruz. Bir çuval arpa yaklaşık 7 çuval arpa haline geliyor arkadaşlar. Bir çuval arpa 7 çuval arpa oluyor. Yani ayda 7 ton yem kullanacağınıza 1 ton yem kullanıyorsunuz ve çok ciddi manada hayvanlarınız mutlu oluyor, verimleri artıyor. Vitamin olarak kullandığınız birçok şeyin de yerine geçiyor. İşte amino asitler, proteinler, vitaminler hepsi buradan karşılanıyor. Evet, yine deney sahası olarak kullandığımız garajımızda gördüğünüz gibi yeni bir icada daha imza attık. Tüm Türkiye'de özel tavalarla ya da özel sistemlerle yapıyorlar bu sistemi. Biz kasalarla icat çıkartmaya devam ediyoruz. Kasalarla havuz, kasalarla zemin sistemi yapmıştık. Şimdi de kasalarla hasıl üretim tesisi kurmuş olduk. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz. En azından yemde 7'de 1 oranında bir düşüş ya da 7 kat daha ucuz maliyet elde etmiş olacaksınız. Evet Ahmet abimiz, şimdi ürettiklerimizi hayvanlarımıza tattıracak. Bakalım hayvanlar iştahlı yiyorlar mı? Bu da önemli tabii ki. Biz kasalarla atıyoruz arkadaşlar. Çünkü kasalar delik deşik olduğu için
Gördüğünüz gibi inanılmaz güzellikte bir kök gelişimi var buğdaylarımızda. Bunu dilerseniz arpaya bölürsünüz. Arpa daha hızlı büyüyor. Bizde şu an için buğday olduğu için arpaları ezme olarak kullandığımızdan dolayı bunu sizlere göstermemiş olduk. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kök gelişimi var arkadaşlar. İnanılmaz bir kök gelişimi. Bakalım hayvanlar severek yiyorlar mı? Severek yiyecekler mi? En önemlisi bu. Biz bu kökü yedirtmeye çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi hayvanlara götürelim. Bakalım ne yapıyorlar arkadaşlar. Burada en önemli şey köklerin yenmesi arkadaşlar. Üstteki otlar tabii ki değerli ama esas değerli olan kısım kökler. Bakalım beğenerek mi yiyorlar yoksa zoraki mi yiyorlar? Bunu da görmüş olacağız. Bu ara yüksek gürültü. Evet. Yeşil yerler aşağıya. Gördüğünüz gibi köklerden yiyecekler hayvanlar bunu. Köklerden yesin istiyoruz. Bakın nasıl yiyorlar bakın. Ayrıca bu hasılı arkadaşlar ürettiğiniz bunu bakın böyle dilimler halinde kesip yeşilli, köklü civcivlerinize de verebiliyorsunuz. En sağlıklı yem yeşil için ne yapacağız diye düşünürken bakın civcivlere bunu yem olarak verebiliyorsunuz. Az sonra civcivler almış oldukları bu güzel hediyenin büyük bir keyfini çıkarmaya başlayacaklar. Gördüğünüz gibi büyük bir zevkle yiyorlar. Bu kanibalizm, birbirlerinin tüyünü yeme gibi ve özellikle salmonella gibi hastalıkların da çok ciddi manada önüne geçiyor olacak. Gördüğünüz gibi hayvanlar çok mutlu. Biz yanaşınca biraz uzaklaşıyor olsalar da doğal olarak. Fevkalade mutlular arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Olmazsa olmazlardan. Görüntülerimiz biraz kötü olabilir ama önemli olan niyetler. Biz niyetimizin iyi olduğunu düşünüyoruz. Görüntülerimiz çok iyi olmasa da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Selam ve dua ile. İşte yaklaşık
10 dakika içerisinde kasaları ne hale getirmişler arkadaşlar.